Sinanoğlu çiftliğinin sahibi ve ailenin reisi olan Servet Sinanoğlu karısını yıllar önce kaybetmiştir. Ruhen yalnız ve aşksız bir hayat sürerken eve hizmetli olarak gelen genç ve güzel dul Emine ile bütün hayatı değişir. Aralarında bir erkek kadın ilişkisi olmamasına rağmen birbirlerine mutluluk ve yaşama sevinci verdiklerinin ikisi de farkındadır. Daha pervasız ve gözü kara olan Emine, bir ilişkiye hazırsa da Servet Bey ona bir baba şefkati ve patron ciddiyetiyle yaklaşır. Ama aralarında bir kıvılcım çoktan yanmaya başlamıştır. Servet Bey'in oğlu Sinan, kent soylu karısı Hümeyra tarafından yıllarca mutsuz, sevgisiz bir hayata mahkum edildikten sonra nihayet aradığı sevgi ve sıcaklığı Oya adlı genç bir arkeolog kadında bulur. Kocasını Oya'ya kaptırmaya niyeti olmayan Hümeyra intihara teşebbüs eder. Ancak kurtarılır. Vicdan azabı çeken Sinan da Oya'dan ayrılarak karısına döner. Çok mutsuzdur. Onun duygularını en iyi anlayan tek kişi ise Nilgün'dür. Servet Bey'in ölen kardeşinin kızı olan Nilgün, çiftlikte kuzenleriyle birlikte büyütülmüştür. Sinan'a aşıktır. Ama ümitsiz ve hiç açıklanmaması gereken bir aşktır bu. Nilgün, duygularını ancak yazmakta olduğu romanına aktarır. Bir gün kitabının basılacağını ve bir yazar olacağını hayal eder. Ailenin şımarık ve havai kızı Canan, İsviçre'de yüksek öğrenim görmektedir. Sözlüsü Engin'in bir başkasıyla nişanlandığını öğrenince yıkılır. Onun gibi biri için anlaşılır bir şey değildir terk edilmek. Sömestr tatili için çiftliğe döndüğünde ise yeni alınan seyis Orhan'la karşılaşır. Serseri ruhlu bu genç adam Canan'ı etkilemeyi başarır. Çiftliğin küçük prensesi Canan nasıl olup da bir seyisin düşüncelerini bu kadar meşgul edebildiğini kendisi de anlamaz. Ancak Orhan hiç beklenmedik bir sırada çiftliği terk eder. Ortadan kaybolur. Canan hayretle buna ne kadar üzüldüğünü ve Orhan'ı özlediğini fark eder. Kuzeni Nilgün'ün yeteneğine büyük güven duyan Sinan, onu yayın evi sahibi arkadaşı Ayhan'la tanıştırır. Ayhan, romanın yazılmış bölümünü okur ve çok beğenir. Hazır olduğu zaman romanı basacaklardır. Bu Nilgün için hayallerinin gerçekleşmesi demektir. Ayrıca Ayhan, bu ciddi ve içli kızı çok da beğenmiştir. Ama onun kendisine karşılık vermeye niyeti olmadığını sezer ve hayranlığını gizli tutar. Hümeyra, Nilgün'e ve kocasına gerçekte hiçbir zaman kendini öldürmeyi düşünmediğini, intihar girişimini sırf Sinan'ı Oya'dan ayırmak için planladığını keyifle itiraf eder. Ama sonuç hiç de beklediği gibi olmaz. Sinan hemen Oya'nın yanına gider ve onu yeniden kazanmak için elinden geleni yapar. Oya, tam mutsuzluğu kabul etme ve huzuru bulma aşamasındadır. Yeniden ümit etmeyi ve bu ümidi kaybetmeyi göze alamayacak kadar yorgundur. Yine de Sinan onu ikna etmeyi başarır. Hümeyra'dan ayrılacak ve Oya ile evlenecektir. Bunu gerçekleştireceğine bütün kalbiyle inanır. Bir daha söyle. Seni seviyorum. Bir daha. Seni seviyorum. Bir daha. Seni seviyorum. Lanet olsun, yine elektrikler kesildi. Yaz bakalım. Utanç verici sırlarını yaz, yapamadıklarını yaz. Ama sen benim yerimde olmayı ne kadar isterdin değil mi küçük fahişe? Thank you.
Vallahi arada uğra işte. Hayvanların durumuna göre. Ne zaman geleceğini artık kendin karar ver. Gün aşırı gelir. Hepsine çok iyi bakalım. Merak etme. Seni gözüm tuttu Turgutoğlu. Senden önce biraz nasıl diyeyim, havai bir adamımız vardı burada. Bir türlü istediğimiz gibi olamadı. Huyunu suyunu sevemedi. İşini çok iyi biliyordu ama bir tuhaftı işte. Neyse kendi rızasıyla ayrıldı buradan. Böylesi daha iyi oldu tabii. Sinan Bey'le para işini konuştun mu? Evet anlaştık. Güzel. O zaman öbür gün geliyorsun. Tamam Mustafa. Sabah yetti burada olun. Hadi bakalım eyvallah. Ailece bir yere gitmeyeli uzun zaman oldu. Hatırlıyor musun? En son senin doğum gününde bir yere gitmiştik. Aman çıkacağız da ne olacak sanki? Üf, canım hiç istemiyor zaten. Hele bir çıkalım açılırsın. Yok canım ne açılması. Sırf babamın hatırı için gidiyorum. Yoksa evde kalıp erkenden yatmayı tercih ederdim. Böyle konuşmak hiç yakışmıyor sana. İçimden gelmiyor Nilgün. Zaten zoraki bir eğlence olacak. Hümeyra yengeyle abimin durumunu düşünsene. Tabii Ayhan geldiği için senin keyfin yerinde olacak. Sana kaç kere söyleyeceğim. Ayhan Bey'in kitabıma basacak yayın evinin sahibi olmasından başka hiçbir özelliği yok benim için. Hadi hadi. Vallahi yok. Olsa söylemez miydim? Çok hoş bir adam. Niye ilgilenmiyorsun? Hadi bırakalım Ayhan'ı da çıkalım artık. Çantamı alayım. Yardım eder misin? Fermuarım. Hadi geç kalıyoruz. Sabırsızlanma, hazırım. Sadık hazır. Yo, arabayı Sinan kullanacak. Ona ihtiyaç yok. Peki söyleyeyim. Emine. Emine, keşke mümkün olsaydı da onlarla gitmeseydim, burada kalsaydım. Seninle yemek yeseydik, şarkılarımızı söyleseydik. Ama ailem için bazı şeyleri yapmak zorundayım. Hemen hepsi benim hatırım için geliyor. Ben onları bir arada tutan bir... Bilmem ki neyim. Biliyorum. Siz olmasanız hepsi dağılır. Herkes bir yana gider. Bu o kadar belli ki. Benim gibi bir yabancı için bile. Yabancı öyle mi? Öyle değil miyim? Diğerleri için belki. Ama benim gönlümün en yakınısın. Baba, biz hazırız. Tamam. Sinan abim indi mi? Biz arabaya doğru gidelim de. Hoşça kal Emine. İyi eğlenceler. Hadi bakalım kadayım hepinizin sağlığına kaldırıyorum. Tabii benim kaldığım pansiyonun sahibi Madame Janet daha önce hiç başka dinden öğrenci barındırmadığından beni görünce bir şaştı bir şaştı. Seninki açıldı yine. Başladı bıcır bıcır. Gelmek için az nazlanmadı oysa. Bayağı güzelmiş burası. Doğrusu hiç tahmin etmemiştim. Müzik falan. Evet müzik. Benimle dans et Sinan. Dans eder misiniz? Tabii. Ne dersin? Sen de bu yaşta adama mı kaldın? Babacığım seni kimselere değişmem. Hadi öyleyse. Başım dönmeye başladı. Çok içtim galiba. Babacığım, otursak? Neyin var yavrum, biliyor musun? Bilmem, oturmak istedim birden. Tabii kızım, nasıl istersen.
İçme istersen, pek fazla geldi. Yok, onun ilgisi yok. Hayır, Canan'ın yanına oturacağım. Peki. Bugünün gençlerinde hayır yok. Hemen iki dans ediyorlar, hemen yoruluveriyorlar. Gördüm. Evet, Allah kahretsin. Neyse, babam farkına varmadı. Abim de görmüş müdür dersin? Hayır sanma, görseydi konuşmaya kalkardı. Nilgün çok huzursuz oldu. Demek hala önemli senin için. Bilmiyorum. Ama kötü oldum işte. Bütün iyi niyetime rağmen birazdan alınmaya başlayacağım ama. Ayhan Bey'in hakkı var. Ne oluyor öyle pısır pısır? Özür dileriz. Yok canım, takılıyoruz. Rahatınıza bak. İki kız bir araya gelince biraz dedikodu yapacaklar tabii. Çok mu kötü? Hı? Karınla dans etmek. Bunlar nereden çıkardın? Benimle iyi geçinmek istiyorsun değil mi? Durup dururken yılanın kuyruğuna basma. Her şeyi dostça halletmek istiyorsun. Beni karşına almadan. Gel konuşalım biraz. Bizim karanlık köşelere ihtiyacımız yok ki. Evimiz, odamız, yatağımız var. Biz evliyiz Sinan. Orada, o odada beni boğan bir şeyler var. Hem içimden şimdi burada konuşmak geldi. Hümeyra, birbirimizi iyi bitirmeyelim. Bunca yılımız geçti beraber. Bir oğlumuz oldu, birlikte sevindik. Sonra onu kaybettik, birlikte yasını tuttuk. Ben senin mutlu, huzurlu olmanı istiyorum. O halde sana yapacak çok iş düşüyor. Aslında sen haklıydın. Ben sana uygun, layık biri değildim. Gerçekten de ayrı dünyalar insanlarıyız. Bunun için biraz geç değil mi? Hiçbir zaman çok geç değildir. Ben senin de söylediğin gibi bir toprak adamıyım. Senin hayalindeki şehirli centilmen değilim. Benim zavallı vahşi. Hümeyra, ben ciddiyim. Ben de. Ne diye bütün ömrünü istemediğim bir çiftlikte istemediğim bir adamla geçireceksin? Belki başka bir hayatın içinde çok daha mutlu olacaksın. Hayır, buna hazır değilim. Yani benden vazgeçemeyeceğini mi söylüyorsun? Hayır, ama şimdi değil. Senin hazırladığın hayata kavuşmanı, mutlu olmanı istiyorum. Ayrılığa hazır değilim dedim. Kopmamız gerekmez, her zaman dost kalırız. Hayır, hayır olmaz. Beraberi bırak. Kendi de benden kurtar. İkimize de mutluluk fırsatı ver lütfen. Beni kandırmaya uğraşma. Seni kandırmıyorum. Evlilik yalnızca bir ayet olma meselesi değildir. Yapma. Bana evlilik dersi mi vereceksin? Defalarca ihanet ettikten, bin tane yosmayla beni aldattıktan sonra ha? Bak, benden nefret etmeni istemiyorum. Ben de senden nefret etmek istemiyorum. Yani ayrılmayacak olursan benden nefret mi edeceksin? Söylesin. İnan ki bunu hiç istemiyorum. Et öyleyse. Nefret et. Bu bir başkasına gitmenden daha kötü değildir. Hayatım, ne düşünüyorsun? Ne yapıyorsun öyle derinlerde bakayım? Seni ne kadar çok sevdiğimi düşünüyordum. Engin, mutlu musun? Çok. Ben her sabah biniyorum. Öğleden sonraları da sen dolaştır biraz. Baştım. Yorulmadan günde iki defa açık havaya çıksın. Baştım. Canan ata çok seyrek biner. Onun atına daha çok dikkat et, olur mu? Peki efendim. Merhaba. Yine dışarıda mıydınız? Evet, ot topluyordum. Ot mu? Bunlar mı? Evet. Mandımak, ballı baba, eve gübeci, tarhun. Bunlar her yerde bulunmazlar. Sık sık poligonun olduğu tepeye çıkar, oradan toplarım. Bir dahaki sefere bana da haber verin. Size yardım ederim. Emine! Nerede kaldın? Hadi çabuk ol! Canan Hanım, sizi arıyorlar. Pardon babacığım. Konuş canım. Alo? Canan, benim Engin. Sanırım yanlış numara. Dinle, seninle konuşabilmek için buradan çıktım. Dışarıdan arıyorum. Yarın 12'de Yıldız Parkı'nda ol. Her zaman buluştuğumuz yerde. Rica ederim. Güle güle. Gelmiş. Başka bir Canan'ı arıyorlar. Yanlış numara. Hadi bakalım.
Anlamıyorsun. Sana beni İstanbul'a kadar götür dediğim yok. Kendim gideceğim. Anahtar üstünde mi? Evet ama Canan Hanım beyefendi kızar sonra. Niye sen götürmedin demez mi? Kendisi öyle istedi dersin. Beyefendiye haber vermek zorundayım. Arabadan ben sorumluyum. Hayır gerekmez. Ben yola çıktıktan sonra kime ne istersen söyle. Ama şimdi haber vermeni istemiyorum. Yapmayın Canan Hanım. Zor durumda kalırım. Ben beyefendiden gizli bir iş yapamam. Ne oldu? Ne olacak? Kendi evimizde kendi arabamızı kullanamıyoruz. Kendin mi kullanmak istiyorsun? Senin araba kullanmak isteyeceğin hiç aklıma gelmezdi. Ama insanlar değişir değil mi? Bugün kullanmak istiyorum. Tek başıma gitmek. Anlamıyorum buna ne engel var? Ne oldu Canan? Hiç böyle huyların yoktu senin. İstanbul'a ineceğim. İşim var. Ve yalnız gitmek istiyorum. Öğleden sonrayı beklersen Sinan abim bizi götürür. Olur biter. Ama ben yalnız gitmek istiyorum. Tek başıma. Tamam. Sadık'a rica ederiz. Kimseye bir şey söylemez. Sen de atlar gidersin oldu mu? Ama izin almam lazım diyor baksana. İyi ama o senin arabaya binip gittiğini görmedi ki. Görse belki söylerdi. Canan. Evet geldim işte. Ne var? Konuşmamız gerek. İyi ya. Konuş bakalım. İnşallah o eski yalanlar değildir. O gece seni kulüpte görünce neler hissettiğimi bilemezsin. Bana ilan aşk mı ediyorsun bütün olanlardan sonra? Biliyorum. Suçluyum. Seni çok kırdım. Hayır kırmadın. Beni aldattın. Oyaladın. Yalan söyledin. Sonra da kaçıp gittin. Canan hayır. Ben sadece korktum. Korktun mu? Evet. Ailenin sana verdiklerinin onda birini bile karşılayamazdım ben. Babanın, abinin karşısında ezilirdim. Bunu en başında düşünecektin. Haklısın. Beni bağışlamayacağını biliyordum. Artık ne yarar ki? Serap'la evlisin. Ama seni unutmadım. Bir gün bile. Hele o gece görünce hala seni sevdiğimi anladım. Ben de seni görünce gerçekte seni hiçbir zaman sevmemiş olduğumu anladım. Öyleyse neden geldin? Her zaman hata yaparım bilirsin. Keşke hemen evlenmek için o kadar sıkıştırmasaydın beni. Zaman verseydin biraz. Mesleğimde ilerler, para kazanırdım. Bir yerlere gelirdim. O zaman hiçbir engel kalmazdı. Evlenmediğine göre hala bekliyorsun. Evet. Ama seni değil. Burada ne işin var? Geri döndüm. Memnun olmadın mı? Bana ne? Öyleyse ıslığımı duyunca neden çıktın? Hiç. Merak ettim. Ben aslında uyuyamadım.
Çıkıp biraz hava almak istedim. İyi ya. Havanı al bakalım. Neden gitmiyorsun? Bilmem. Canan, buraya benim için geldin. Ben de senin için geldim. Elim buz gibi. Heyecandan. Hayır, üşüdüm de. Bu havada mı? Bırak Orhan. Sesin çok zayıf çıkıyor. Neden ağlıyorsun? Bilmiyorum. Kadınlara pek sık acımam. Ama sana acıdım. İstersen beni yine tokatlayabilirsin. Ama bu gerçeği değiştirmez. Bunları söylemene niye izin veriyorum bilmiyorum. Çünkü benim için çok önemli olduğunu biliyorsun. Ve senin buna ihtiyacın var. Bu meteliksiz seyiz. Üstelik küstah ve acımasız. Senin kalbine sesleniyor, değil mi? Bak, seni artık burada işe almazlar. Yeni biri var. Komşu çiftliklerden birinin seyisi. Haftada iki gün gelip atlara bakıyor. Bu kötü. Ne yapalım? Ben de döner giderim. Bunu istemezsin, değil mi? Kolay gelsin. İyi gidiyor galiba. Fena değil. Her şeye bakım istiyor. İnsan, hayvan, bağ, bahçe. Mustafa. Söyle bakalım. Düşünüyorum da. Böyle iki ayrı çiftlikte çalışmak. Hani insan ne bir yere ait oluyor ne de ötekine. Memnun değil misin yoksa? Vallahi doğrusunu istersen. Çok memnunum Mustafa. Senin alışında çalışmaktan çok memnunum. Öldürecektin beni. Kimi arıyordun öyle? Kimseyi aradığım falan yok. Dağlarda, kırlarda, gölde. Hayır, hiç de değil. Hep böyle inat mı edeceksin? Güzel. Herkesin direncinin bir kırılma noktası vardır. Orhan, bu yaptıklarıma inanamıyorum. Ben nasıl olur da... Henüz bir şey yaptığın yok. Ne senin, ne benim. Daha dur bakalım. Daha ne çılgınlıklar yapacaksın? Ailemi üzmek istemiyorum. Boş ver. Biz kendimize bakalım. Sek. Hala gele be. Bir, üç, dört. At bakalım. Kim kazanıyor? Babamdan başka kim kazanabilir ki? Canan nerelerde? Seninle miydi? Evet ama daha sonra gelecek. Hayrola, siz ayrılmazdınız birbirinizden. Gönlü etrafı özlemiş. Birazdan döner. Beni bizlere özlememiş demek. Olur mu amcacığım? Kim bilir hepimiz nasıl gözünde tuttuk. Anasını bilmem ama bu Canan eski Canan değil. Büyüdü artık babacığım. Yavru kuş yakında uçar yuvadan. Allah hayırlısını versin. Hele şu fakülte hayırlısıyla bir bitsin de. Herkesin seni unutması daha iyi. Gözlerden ırak olursan seninle daha rahat buluşur, görüşürüz. Öyle mi dersin? Evet. Herkes seni gitti bilsin.
Bir yerde çalışmazsam nasıl para kazanırım? Başka çiftliklerde iş aramam gerekecek. Eğer yakınlarda bulamazsam... Uzak bir yere gidersen de görüşemeyiz. Ne yapalım? Olmaz o zaman. Biz de görüşmeyiz. Hani senin için çok önemliydim? Öylesin. Ama meteliksiz yaşayamam, öyle değil mi? Tamam. Sabah erkenden yola koyulurum ben de. Orhan, hayır. Dinle. O parayı sana ben veririm. Kendine bu yakınlarda kalacak bir yer bul. Çiftlikten maaş alıyormuşsun gibi benden alırsın her ay. Kimse anlamaz mı? Parayı ne yaptığını sormazlar mı? Ben idare ederim. Güzel. Beni yanıltmadın. Her ayın son haftası içinde toplanır, basılabilecek kitaplar hakkında karar veririz. Tanınmış isimlere, profesyonellere her zaman öncelik veririz. Her yazarın sürekli çalıştığı bir yayın evi vardır. Tam 6 ünlü yazarımız hep bizimle çalışır. Hiç bilinmeyen birinin ilk kitabını basmak oldukça rizikolu bir iştir. Hele hele tamamlanmamış bir roman için karar vermek çok zordur. Ben bekleyebilirim. Belki gelecek yıl, belki daha sonra. Romanınızı ve sizi gündeme getirmeyi ben istedim. Arkadaşlarımı hazırlamak açısından. Elbette tek başıma karar vermiyorum. Editörüm, ortaklarım var. Lütfen söyleyin artık. Olmuyor mu? Bana ümit verdiğiniz için size gücenecek değilim. Bu işlerin kolay olmayacağını tahmin etmeliydim. Sizi daha fazla zor durumda bırakmak istemiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Daha sözlerimin yarısına bile gelmedim. Ama galiba ben anladım. Hiç sanmam. Hemen böyle ümitsizliğe mi kapılırsınız? Sadece sizi beni üzecek şeyler söyleme zahmetinden kurtarmak istiyorum. Bunu da nereden çıkardınız? Ben size bir müjde vermeye çalışıyordum. Müjde mi? Elbette. Yani oluyor mu? Romanın basılacak mı? Söyleyin. Söyleyeceğim. Toplantıda hakkınızda söylenen bütün o övgü dolu sözleri tadını çıkarta çıkarta anlatacağım. Ama burada değil. Akşama sizi davet edeceğim bir lokantada. Benimle yemek yer misiniz? Annemden kaldı. Benim için çok değerli. Ama ne yazık ki satmak zorundayım. Bakın, pek kıymetli bir broş bu. Bunların özel meraklıları var. Eski mücevher ararları. Satması hiç zor değildir. Ancak birkaç el değiştireceği için değerinin altında gider. Yazık olur. Hem de annenizden hatıraymış madem, satmayın kızım. Galiba haklısınız. İlk aklıma gelen annemin takıları oldu. Ama hata etmişim. Beni uyardığınız için teşekkür ederim. Para bulunur ama hatıralar asla. Aman canım, ne işin var benim ikinizin arasında? Aşk olsun, beni yalnız mı bırakacaksın? Ayhan Bey seni davet etmiş, bana ne oluyor? Ama ona söyledim. Bizim beraber İstanbul'a indiğimizi, sonra beraber döneceğimizi anlattım. O da seni görmekten memnun olacağını söyledi. Tabii öyle diyecek. Onun istediği seninle baş başa bir yemek yemek. Burada 1000 tane arkadaşım var. Onlardan birine giderim. Ya da biz de çıkarız bir yerlere belki. Sen yemeğine git. Gece 11 falan gibi buluşur, çiftliğe gideriz, tamam mı? Bana hep hayır demek zorunda mısın? Kesinlikle. Akşam yemeği hesapta olmadığı için sıradan bir kıyafetle geldim, kusura bakmayın. Rica ederim. Sizinle ilgili hiçbir şey sıradan olamaz. Bunun siz de farkındasınız sanırım. Doğrusunu isterseniz hiç farkında değilim. Kendimi çok sıradan bulurum. Buna inanmıyorum. Sıradan biri hiç o satırları yazabilir mi? O başka. Benim kastettiğim... Evet. Her neyse önemli değil. Aksine benim için çok önemli. Bir kız olarak görünüş, giyim açısından kendimi sıradan buluyorum. Harikuladesiniz Nilgün. Hayatımda sizin kadar olağanüstü birini tanımadım. Ciddisiniz. Elbette. Böyle konularda şaka yapmam. Biliyor musunuz, beni sıra dışı bulan tek kişi sizsiniz. Belki siz farkında değilsiniz ama tanıdığınız herkesin size hayran olduğuna... ...ancak bunu belli etmeye cesaret edemediklerine eminim. Bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Diğer kızlardan ne farkım var? Onlardan daha silik, daha sessiz biriyim. Zaman zaman kuzenim gibi şen şakrak, pırıltılı, frapan biri olmayı öylesine isterim ki. Sakın kendinizden başka biri olmayı istemeyin. Çünkü sizde insanın içine işleyen yalın ama mutlak bir güç var. Sizin deyiminizle söyleyeyim, göz kamaştıran bir pırıltı, bir ışık bu. Ben o ışığı sizi ilk gördüğüm an fark ettim. Konuyu değiştirelim. Romanımdan söz edelim lütfen. Tehlikeyi sezdiniz değil mi? Birazdan size olan duygularımı anlatacağımı hissettiniz.
ve bunlara karşılık veremeyeceğinizi. Söyleyin, doğru değil mi? Duygularınızın karşılık bulup bulmamasıyla kitap konusunu ayıralım. Nasıl isterseniz. Evet, romanım, editörünüz romanım hakkında ne düşünüyor? Anlaşıldı. Bu romanda başarının kokusunu alıyorum diyor. Romanını yılbaşından önce basacağız. Elbette yavrum, darda kalan bir arkadaşına yardım etmek istemem pek tabii. Ne kadara ihtiyacı varmış sordum? Hayır, ama ne kadar mümkünse vermek isterim. Zavallı kızcağız tam anlamıyla ortada kaldı. Kocası bir başkasını sevmiş, boşanmak istiyor. Kızın da kimsesi yok. İstersen bizim İhsan Bey'e söyleyeyim, arkadaşının avukatlığını o alsın. Para falan da istemez. Yo, avukatı varmış. Elimizden gelen para yardımını yaparsak hallolacak. Bu kadar basit mi? Gidecek yeri yoksa bir müddet bize de gelebilir. Yerimiz var biliyorsun. Hayır. Bütün bunlara hiç gerek yok babacığım. Çekingen bir kızdır zaten, gelmez. Okuldan sınıf arkadaşım demiştin değil mi? Evet. Kolejde okuduğuna göre ailesinin durumu fena değildi herhalde. İşte. Ama artık ailesi yok. Annesini de babasını da kaybetti. Vah vah. Pek talihsiz bir kızmış. Evet. Ben biraz atla dolaşayım babacığım. Ne zamandır bindiğim yok. Geciktim. Elim boş gelmek istemedim de ondan. Hallettin mi? Evet. İstediğim gibi olmadı. Yine de bir süre idare edersin. Yeterli değil. Biliyorum. Ama bir çaresine bakacağım, merak etme. Böyle bir yerde kalamazsın. Burası sana göre değil. Burada kaldığımı kim söyledi? Ama bu baraka buluşabileceğimiz tek yer. Nerede kalıyorsun peki? Pek kötü olmayan bir yerde. Orhan, bilmek istiyorum. Her şeyi bilmen gerekmez. Hem meraklı kedinin başına gelenleri duymadın mı? Neden benden gizliyorsun? Ben sana her şeyi anlatıyorum. Ama ben sana bunun için ısrar etmiyorum ki. Öyle değil mi? İstediğin için anlatıyoruz. Peki sen niye anlatmıyorsun? İstemediğim için. Canan Hanım. Servet Bey de sizi soruyordu, merak etti. Niye? Her zamanki gibi biraz dolaştım işte. Yemek saatini pek geçirmezdiniz de. Sofraya oturdular mı? Hayır, sizi bekledik. Gerek yoktu. Canım istemiyor zaten. Ne var? Bir şey mi oldu? Canan, neyin var senin? Aman. Rahat bırakın Allah aşkına beni. Neden herkes birdenbire beni merak eder oldu? Neden hepiniz üstüme geliyorsunuz? Başkalarını bilmem ama benim çok haklı bir sebebim var. Neymiş o? O Seyis geri döndü ve sen onunla buluşuyorsun. Beni mi izliyorsun sen? Babam mı istedi bunu? Saçmalama.
Neden beni rahat bırakmıyorsunuz? Koca kızım, aklım başımda. Hiç sanma. Bence sen dolu dizgin, sana çok zarar verebilecek bir maceraya koşuyorsun. Bunu bilmediğimi sanıyorsun? Ona aşığım. Hayır, sen aşık olduğunu sanıyorsun. Belki Engin olayından sonra böyle bir şeye ihtiyacın vardı. Sen de kendini kapıp koyuvermek istedin. Ama o çok yanlış bir insan Canan. Biliyorum. Ama onsuz yapamıyorum. Ne zamandır ortalarda yoktu. Sen de gayet iyiydin. Hayır, değildim. Her an onu düşünüyordum. Etkisinden kurtulabilmek için Engin'le bile buluştum ama olmadı. Orhan nerede çalışıyor şimdi? Bilmiyorum. Buralara döndüğüne göre yakında bir yerde iş bulmuş olmalı. Bilmiyorum dedim ya. Çalışmıyorsa nasıl geçiniyor peki? Onu da bilmiyorum. Ne kadar yazık. Sonunda üzülecek olmana dayanamıyorum. Bütün gönül serüvenleri mutlaka kötü bitiyor değil mi? Sen ve o serseri. Allah'ım, inanılır gibi değil. Ama doğru. Dinle Canan. Her şey bu kadar basit değil. Kendine karşı, ailene karşı sorumlulukların var. Sen öyle basit, sıradan, kimsesiz bir kız gibi davranamazsın. En son dinlemek istediğim şey böyle bir vaaz. Dinleyeceksin. Seni kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Kurtulmak isteyen kim? Belki ben senin gibi aşksız bir hayat sürmek istemiyorum. Sevmeden, sevilmeden yaşamak istemiyorum. Tabii sen bunu anlayamazsın. Öyle mi? Öyle ya. Şu yaşa geldin, senin bir gün bile birine ilgi duyduğunu görmedim. Sanırım sen sevemiyorsun. Aşk romanları yazabilirsin ama aşkı yaşamıyorsun. Yüreğin bir çöl kadar kuru. Onun için o bilmediğin, tanımadığın duyguları nasıl yazabiliyorsun, inan şaşıyorum sana. Ama lütfen sevebilenleri rahat bırak. Bırak da yaşasınlar, bırak da sevsinler. Senin tadamayacağın mutlulukları tatsınlar. Sonu hüsran bile olsa. Kıskançlığınla onları engellemeye çalışma. Ne yaptım ben? Neler söyledim? Nilgün? Nerede bu kızlar? Gelseler ya. Canan Hanım yemeyecekmiş. Abi öyle dedi. Olur mu canım? Çağırın hadi. Gelsinler ikisi de. Her gün yeni bir adet çıkarıyorlar. Şunları bir karşınıza alıp konuşun baba. Haklısın. Hele Canan. Anlamıyorum ki neler oluyor. Nilgün'ü gördünüz mü? Yok. Beraber değil miydiniz? Canan, Canan gel buraya. Baba, üstüne varmayalım. Genç kız, belki bir sıkıntısı var. Hiçbir şey ona saygısızlık etme hakkını vermez. Ben çocuklarımı böyle yetiştirmiş olamam. Üzülmeyin, hatasının farkında bile değildir. Nesi var anlarız birazdan. Ona seslendim ama çekip gitti. Buna izin veremem Sinan. Şimdiki gençler saygısızlığı marifet sayıyorlar baba. Canan zaten şımarıp büyümüştü. İsviçre'de büsbütün değişmiş. Hümeyra. Sen de biliyorsun ki bu yaptığı bağışlanır gibi değil. Emine, söyle Canan'a salona gelsin. Terbiyesizlik bu. Servet Bey gibi bir babaya yapılacak şey değil bu. Çok üzüldü babam. Bunu kolay kolay unutmaz. Kardeşini çek karşına konuş. Gidip özür dilesin, gönlünü alsın. Beni dinler mi bakalım? Bir şeyler oldu Canan'a. Nilgün. Affedersin. Yanlış sözler söyledim. Ağzımdan nasıl çıktı bilmiyorum. Mühim olan ağzından çıkıp çıkmaması değil.
Senin böyle düşünme. Seni kırmak istemedim. Seni çok seviyorum biliyorsun. En yakınım sensin. Lütfen bana kırılma Nilgün. Sana ihtiyacım var. Ben de öyle sanıyordum ama yanılmışım. Kardeşim bağışla. Karmakarışık duygular içindeyim. Aşığım, sevilmek istiyorum. Ama Orhan'ı aileme kabul ettiremeyeceğimi de biliyorum. Nilgün, onlara bir şey söylemeyeceksin değil mi? Orhan'ın döndüğünü bilmemeliler. Bana söz ver. Pekala, söz veriyorum. Ama bunu senin için değil, amcamın iyiliği için yapacağım.